Ve GRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada Her Şey Var'a hoş geldiniz. Evet, haftanın bugününde yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de bomba bir program bizi bekliyor. Tabii ki bize katılabilirsiniz. Önerilerinizi, eleştirilerinizi, beğenilerinizi her şeyi benimle mesajla ya da telefonla paylaşabilir, bize ulaşabilirsiniz. 0212 454 5571 numaralı telefonlardan bizi arayıp Instagram sayfamız TGRT EOTV'den de bizimle, özellikle de bugünkü konuklarıma sorularınızı sorabilirsiniz. Bugün yine birbirinden değerli iki konuğum var. Theta Healing eğitmeni ve uygulayıcısı Nazlı Ege Dayanır bizlerle birlikte. Ve yine Antalya'dan ayağının tozuyla geldi. 90'ların megastarı, biz onu çok seviyoruz. Sesine de bayılıyoruz. Çok değerli arkadaşım Tayfun Duygulu. Hoş teşekkür geldin. Ediyorum. Hoş bulduk. Çok mersi. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ayağımın tozuyla geldi. Evet. Bir süredir buradayım gerçi. Ama ne biraz kadar oldu? 3-4 gün mü? Bir hafta mı oldu? Bir hafta oldu. Yani yine ayağım tozuyla. Çünkü normal şartlarda gelmemeye özen gösteriyorum. Çünkü İstanbul'un trafiğinden kaçmak için... Eyvah. Yani artık dualar falan etmeye başlıyorsun. Çünkü burada çok fazla trafik var. Peki sen kaç senedir Antalya'dasın? Sanıyorum klip çekimi 2005. 2005'ten beri orada mı yaşıyorsun? 2007'den... Özlemiyor sonra, musun hiç İstanbul'u? Hayır, şöyle zaten. Yarı zamanlı diyorum ben ona. Evet. Yani bir ev bu tarafta, bir ev o tarafta, ama o tarafta kalıcı olarak. Aha. Bu tarafta özel bir şey olduğu zaman geliniyor. Zaten benim oğlanlar orada okuyorlar. Bir de onlara hep soruyoruz her sene. Acaba tercih ederler mi? Yani değişiklik yaparlar mı filan? Burada kalalım diyorlar her seferinde. Orada öyle arkadaşları mi? Ve etrafı çok seviyorlar. Bir de şey, o taraf daha müsait çocuk yetiştirmek için. Kesinlikle öyle. Yani Düden Şelalesi'nin olduğu yerde kaykay yapıyorlar. Maşallah. Ben her gün götürüyorum onları, özellikle yazın. Keza yine bizim olduğumuz yer zaten Etiler Bebek oldu. Ben Etiler Bebekliyim, 35 senedir. Hı-hı. Etiler Bebek dedim zaten, yani dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Evet. Etilerin ve bebeğin de reklamını yapmış oldum bu arada. Bu arada çok hoş görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sizin tekrar. Sizin güzel bakışınız, görüşünüz. Efendim siz de hoş geldiniz bu arada. Evet, Nazlı'ma da dönüyorum. Nazlı Ege Dayanır artık programımızın vazgeçilmezlerinden. Canım arkadaşım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, bugün çok özel konular konuşacağız. Evet. Karmalar, ilişkiler, dolunay. Eyvah eyvah, dolunayda ayrılıklar, boşanmalar bu ara çok sık gündemde. Gerek sanat dünyasından olsun. Evet. İlişkileri konuşacağız. İlişkiler, evlilikler, karma, hepsini konuşacağız. Ay yaşasın, bugün konumuz bayağı önemli ve çok. Herkesin ilgisini çekecek. Bir taraftan da o Tayfun'un dinlemeye doyamadığımız bir 90'lar. 90'lar yapacak mıyız Tayfun bugün? Yapacağız. Eskilerden birkaç de yapacağız. Tane, birkaç tane. Yenilerden de yapacak mıyız? Yenilerden de yapacağız. Yani çok yeni değiller aslında öyle düşünürsek. Yine 2010. Olsun. 2005-2010 var. Güzel, ben çok keyifli buluyorum eskileri zaten teknik olarak. Bugün bir şey yapmak üzere de bir hani çalışma yaptık. Hı hı. Bakalım, yurt dışındaki partner DJ'im. Avrupa'nın en iyi DJ ünvanıyla şu anda bütün yabancı festivallerde bizi temsil ediyor. Aa, şahane. Sevgili Özgür Adıgüzel, buradan da selam olsun ona. Güzel bir çalışmayla geliyoruz. Fakat Türkçesi olmasın diye düşündüğüm bir proje bu. Hı hı. Ve... benden hani sahnede dinliyorlar da çok fazla ortaya çıkamamış. Gülkarası albümünde kullanmış olduğum çok sevilen bir parçam var. Çok sevdiğim bir kardeşim okumuştu. Şimdi buradan adını zikretmeyeceğim. Sürpriz olsun. Hmm. Ama çok sevilen bir parçam olduğu için. Onu burada söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Aa yaşasın. Söyleyeceğim de ben altyapıyla canlı söyleyeceğim onu burada. Ay harika. Onun yeni versiyonunu yapıyoruz şimdi. Hani bu Despacito mesela çok evet. Meşhur oldu biliyorsun. Orta tempoda bir parça. Bakalım yeni versiyonunu yapacağız. Sanıyorum çok keyifli olur. Yani İspanyolca, hatta bir öneri aldım. Japonca. Aa. İngilizce. Japonca çok ilginç. Ve Almanca düşünüyorum. Keyifli olacağını düşündüğüm bir prodüksiyon olacak. Tek parçalık. Hı hı. Tekli diyoruz yani. Evet. Single olunca. Evet evet, artık öyle değil mi? Evet. Hep tekli single'lar. Bunu yaklaşık 17-18 sene evvel falan zaten bu tarafa doğru geleceğini biliyorduk. Yani bu işi bilen, biliyorsunuz çok değerli bir besteci, söz yazarı ile de ben istişarede çok bulundum. Hı-hı. Ayrıca. Yani Türkiye'nin en değerli besteci, söz yazarlarından birisi. Her seferinde de aynı konunun doğru olduğunu düşünüyorduk. 10 tane parçayı hazırlamakla tek parçayı hazırlamak
her zaman çok birbirinden ayrı bir şey. 10 tane parçayı bir senede kotarman gerekiyor. Bir tane parçaya uzun süre çalışabiliyorsun. Evet. Versiyonunu yapabiliyorsun. Artık bugün değişti biliyorsunuz. Evet. Eskiden versiyon olmazdı, bir tane olurdu. Onun üzerine çalışma yapılırsa belli bir süre sonra unplugged diye tekrar yenileniyordu. Şimdi benim yaptığım biraz o manada bir şey. Ama eskileri tekrar etmek insanların hoşuna gitmiyor. Ben 11 senedir 90'lar yok öyle kalmadı, o sözler kalmadı. Bu söz yazarları kim? Bu besteciler kim? Nereden çıktı bu karamüsel sepetleri? Mönç abinin parçada vardı. Derken hakikaten 90'ların ilk farkına varan Internet Explorer. Explorer 20 kat hızlı hale geliyor ki diğer serverler daha hızlı idi eskiye göre. Ve dünyada 90'ları konsept seçiyorlar. Evet. Çok özel bir zaman diye. Ama çok özel öyle değil mi? Öyle olmasa dünya üzerinde kullanılan bütün portalların asıl menşei olan internet dediğimiz şey, asıl o kurum bunu seçmezdi. Öyle evet, değil mi? Evet, evet. Başka bir zaman dilimi seçebilirdi. Valla 90'lar konsepti çok uzun bir konsept ve 90'lardan Tayfun gelmişken de 90'lardan konuşmamak olmaz. Ama önce güzel bir şarkını dinleyelim, ondan sonra sohbete devam edelim. Acaba ben merak ettim ama 90'lardaki enerjiyle bu zamanlardaki enerji birbiriyle hiç alakalı değil. Hiç ama her şey de öyle değil mi? Şarkıda, aşkta, sevgide, sadece arkadaşlıkta hepsinde. 2000 senesi geldiğinde bir zaman dilimi başladı. Evet. Yeni bir milenyum başladı, 1000 yıl yani başladı. Oraya geçene kadar zaten bir aşamaya kadar geldik ama şimdi artık böyle ortalarına doğru yavaş yavaş geliyor. Hani biz artık 10 seneyi falan böyle 10 sene ya şurada geçen sene falan gibi evet, oluyor 10 evet, sene. Evet. Zaman o kadar hızlı akıyor ki. Çok. Her şey değiştiği gibi. Çok. Enerji de öyle. Değişiyor. Her bu arada kötü değişiyor. Bir enerji var ama. Bu arada 8, onu öğreneceğiz. 8 aydır, onu 10 aydır falan. Bakalım Nazlı Ege 90'larla ilgili ne düşünüyor? Hepsini konuşacağız ama şöyle bir önce kulaklarımızın kasa silinsin. Ne geliyor acaba? Ne geliyor ben yönetmenim? Kalkabilirim değil mi? Kaşı keman geliyormuş. Vay. Evet, söz bestesi bana ait. Cenk Eroğlu aranjesiyle parçamız geliyor. Hazır mıyız? Evet, geliyor. Thank you.
gülüm sen dile ürür. Altyapısına çok güzel sözler, çok kesinlikle. Güzel. Ne zaman bu parçayı yaptın? Cenk, ellerine sağlık. Cenk Eroğlu. Biz çocukluk zamanımdan arkadaşız biz de. Ben 6,5 yaşıma doğru geldim. Ay ne güzel. Cenk'le yaş aramız çok fazla değil. Aylar var. Beraber büyüdük gibi bir şey diyelim. Yani ha. Avrupa'da, Almanya, İsviçre, Finlandiya'dan geldim ben. Sevgili Cenk'le seneler sonra çalıştık. Harika bir çalışma bence. Sound'u da... Yani bir 5-10 sene daha eskiyeceğini tahmin etmediğim çok kaliteli çok bir yapı aranje. Hemen anladın zaten girer girmez anlaşılıyor. Evet evet. Şimdi doğru iş doğru olduğu takdirde, bak doğru iş doğru olduğu takdirde yani doğru şekilde ortaya konduğu takdirde zaten hemen alkışını alır. Biz artık o kadar alıştık ki doğru olmayan işleri alkışlamaya bu ülkede özellikle bize böyle dayatma yaptılar birçok şeyle alakalı bu yine. Yani rating diye bir şey var şimdi. Rating neye göre, kime göre? Evet. Yani toplumun genelinde bu çok seyrediliyor diye. Bu çok kültürlü, çok böyle dolu dolu ya da çok kalifiye olduğu anlamına gelmiyor. Birçok şeyde de böyle bir sıkıntı var. Enerjiyle alakalıdır muhtemelen. Tabii hepsinin bir enerjisi var. Nasıl bir enerjiyle çıkıyorsanız o enerjiyle karşılaşıyorsunuz aslında. Birazdan ondan bahsedeceğim. Buradaki enerji nasıl Ege'ciğim? Buradaki bence çok güzel. Ben çok mutluyum bugün. Bugün ekstra bir neşe var sanki evet. Değil mi? Bir gülesim geliyor. Benim. Ben geldim, ben geldim. Evet. Ben buradayım diye. Enerji getirdim evet, size. Efendim, böyle buram buram Antalya civarlarında. Ay ne güzel oradan sıcacık. Siz burada New York'ta yaşıyorsunuz. Biz İstanbul'da yani benim hayatım boyunca 50 yaz kaldı bu arada birkaç ay, gün sonra. Ay sakın söyleme. Hayır sakın söyleme yani. Hayır. Eyvallah. Şaka bir yana. Birkaç gün sonra 50'yi hani eskilerin tabiri devireceğim. Ya Tayfun ama gerçekten siz burada New York'ta yaşıyorsunuz. Şey ben orada Kaliforniya'da yaşıyorum. Tabii bak nasıl geçtim hemen konuyu. Bence şaka yapıyorsun şu anda. Ya hayır niye? Şaka yapmak için bir sebebim yok. Ama bir dakika ben şey söylüyordum ama. Hiç. 8 yaşındayken acaba 120-130 yaşıma kadar yaşarsam nasıl olurum? Ben en iyisi 150-160'ı devireyim de. Gelip beni kontrol etsinler. Bu adam nasıl böyle 80-75 falan gösteriyor diye 150 yaşımda. Şimdi ben şöyle diyordum. Bir şey söyleyeceğim. Ben çocukken lafınızı böyle. Ben sizin şarkılarınızı kuzenimle böyle söylüyordum. Çocuktum yani. Şimdi birlikte aynı programdayız. Evet. Hiçbir fark yok. Yani aynı şeyi yakalayabiliyorsunuz. Bu kişinin kendi güncellemesiyle alakalı. İşte o gerçekten enerjiyle alakalı. Sizin özünüzün enerjisi zaten o kadar sürekli güncellemiş ki kendisini. Yaş o sadece bir evet. Sayı yani. Hayır durdurdun onu ben söylüyorum. Çok doğru. Şimdi ben bundan hı-hı. 30 sene evvel ilk çıktığım zaman dilimlerinde de öyle. Yeni Türkü zamanındaki röportajlarda çok fazla konuşma şansım olmadı. Çünkü biz 7 kişiydik. Evet. Benim eski menajerim biliyorsunuz rahmetli Kerim Tekin ile kaza yaptı falan. Çünkü Yeni Türkü zamanından 3,5 senelik. Hani öyle bir sürü ya ekşi ne onun adı? Ekşi. Sözlük yine. Hani oralarda bir sürü bir şeyler okudum böyle. Hani birisi gösterdi. Abi neler yazmış ya baksana falan diye sosyal medya uzmanı. Sağ olsun sevgili Baha. Baha'ya da selam olsun. Şimdi bakıyorum gülüyorum tamam mı? Her seferinde gülüyorum ama. Mesela Hadi İğne İyisi'nin 5 tane klibi var. Oo. Birini koymuşlar. Biz onu gırgır olsun diye Demet Akbağ'ın programında. Evet. Cansu Akbey'in programıydı aynı zamanda. Demet'in skeçleri vardı. Harika skeçler yaptık.
Bu skeç için yapılmış. Ben de çok komiyim zaten. Zargana gibi böyle incecik bir genç. Evet, hatırlıyorum. Atlet falan. Mehmet Ali orada geliyor kafa hareketi. Herkese kafa hareketi yaptırdı. Mehmet Ali yaptırdı. Hı hı. Şimdi umarım iyidir bu arada. Sevgiler ailesine de buradan inşallah iyileşmiştir. Bir ara bir yazı okudum altına. Dedim enerjimi veremiyorum sana ondan dedim bak artık şu kahvelerimi içeceğiz ne yapacağız. Beraber dolaştım çok eski bir dostum. Hakikaten eğlenmeye bile beraber giderdik eskiden. Şimdi Hadi Yine İyisin'in 5 tane klibi var. Bir arkadaş altına döşemiş ondan sonra ben de yazdım. O dedim 3. klibimiz bizim bir tane galeriye için çektiğimiz var. Bir de altında şöyle şeyler yazıyorlar. Hani yani biraz utanma da biraz terbiye de olmak zorunda aslında bence bu ülkede kalmadı çünkü. Diyor ki al işte beğendiniz o zaman bilmem adama bakın filan yazıyor böyle. Allah Allah. Bu da üstelik 90'ları metheden bir sayfada birisi. Çok enteresan. Kim olduğunu da bilmiyorum ama ilginç. O sayfayı düzenleyen kimse. Şimdi herhalde şeyden alınıyorlar. Belki de para almıştır arkadaş 90'ların megastarı diye geçiyor ya. 3-4 tane röportaj yapıldı böyle. O röportaj düşünce de tabii ki ister istemez benimle alakalı olmasa da başlık 90'ların megastarı olunca herhalde korktu Tarkan da ben niye megastarım dedi. Böyle şeylere gerek yok. Normal şartlarda zaman zaten yaşandı bitti. Evet. Sen artık neyin hesabını, sen niye yapıyorsun ki? Sen orada kalanlarda değilsin. Ben oralarda kalmadım. Ben dünyaya doğru nasıl giderim diyeyim. Evet. Adam hala diyor ki ben niye bu ülkede megastarım? Sen bu ülkedesin o zaman. Ben dünyada mega olmak istiyorum. Var mı? Gideceksin yani Allah Allah. Ya bir de şöyle bir çok gerçek var. Komikler anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle doneleri yakalayınca ilginç oluyor. Halkın gözünden de bakmaya çalışıyorum. O çerçeveden bakmaya çalışıyorum. Hı-hı. Şimdi sen istediğin kadar istediğini yap. Sen neysen osun tamam mı? Daha bir çıta yukarı çıkamaz kimse. Hı-hı. Hani şimdi bu programı yapıyorsun. Bu çıta eğer yükselecekse yükselecektir. Hı hı. Onun kaçarı, göçeri, hiçbir şey yok onun. O olmak zorundadır. Karma diyoruz ya işte. Hı hı. Karmanda ne varsa onu yaşıyorsun. Evet. Ben durdurdum o eşi. Evet. Evet. Bir de hani şöyle bir şey var. 91 yılında Hadi Yine İyisin şarkınla bir pop müzik devrinde yeni bir dönem başlattın sen. Aynen öyle. Abi bir kere zaten şimdi genç erkek yok tamam mı? Hı hı. Hakan abimiz bizim. Hey George versene borç. Bak parçayı... Evet. Konuştuğu plak şirketi sahibi Kamil abi, Kamil Göksoy. Biz Yeni Türk'ü 40 dakikalık TRT'ye özel bir konser programı çekiyoruz. 2 tane TRT var. Bak. Evet. Daha kanallar yok, diğer kanallar yok. Hakan abi orada konuşurken, abim selamlar sevgiler bu arada. Herkes bana abi, abla çünkü ben onlara göre küçük kalıyorum. Öyle düşününce. Şimdi gençlerin hepsi bana abi diyorlar. Ondan sonra. Şimdi ben gördüm de sordum hatta. Kamil abi dedim hayırdır? Hani konu ne? Ya albüm yapmış, yapacak işte parçasını hazırlamış, klibini çekmiş. Yardımcı olacağım. Aman abi yap da dedim. Arada dedim hani biz de arkadan hemen gelelim. Şimdi Yeni Türkü'deyim. Tatmışım onu. 2 tane altın kelebek almışım. Yılın grubu olmuşuz. Sevgili Masar Fuat'tan alıyor senelerce. Yeni klarnet Türkü'de. Ve saksafon. Klarnet ve soprano saksafon çaldım. Ben klarnet bölümü mezunuyum ama klasik batı müziği eğitimi Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum ben. Şimdi hiç alakasız bir şey. Tabii ben Yeni Türkü'ye girdiğimde stüdyoda çalıyorum bambaşka bir stil. Daha serbest çalınabiliyormuş. Demek böyle de müzik oluyormuş. Daha katı kurallar. Tabii. Hayır, dışarıda çalmışlığım var ama stüdyo enstrümanistiyle başlayıp dışarıda da çalan birisi olarak. Çalarken çünkü normal bir parçayı çaldığınızda yabancı bir parça çalıyorsun okey. Ama bir parçaya ruhunu verebilmek geldiği zaman işin içine veya söylerken de aynı şekilde. Ki benim gırtlak çakram çalışıyor. Çalıştığı andan itibaren susturamıyorsunuz. Hindistan'dan gelen 9 tane eğitim almış farklı branşlarda. Sen dedi niye ayıflanıyorsun ki dedi bu konuşmanla ilgili konuya dedi. Hiç dedi ayıflanma sen. Senin gırtlak çakran çalışıyor. Herkesin çalışan çakrasının özelliğine göre. Kimisi karın çakrası çalışır, oturur sofrada devamlı yer ve sohbet eder. Kimisi çapkın bir adamdır, kundalini çalışıyordur, kök çakra. Kimisi kalp çakrasına haizdir. Açıktır, bakarsın böyle ne kadar saf, ne kadar iyi. O böyle ışığıyla, senin gibi. Tamam mı? Alın çakrası açıktır. Daha kapıdan içeri birisi girmeden işte Mehmet Bey gelecek şimdi. Kapıdan Mehmet Bey girer. Nasıl yani diye bakarsın. Erdi mi bu diye. Çakralarla ilgileniyorsun sen de o zaman Tayfun. Ben parapsikolojiyle ilgilenelim. O zaman şahane yani ikinizin aynı anda konuk olması tesadüf ben değil o zaman. Ben 7 yaşımda anneannemle dedemden öyle şeyler dinledim ki annemden öyle şeyler dinledim ki sonra etraftaki komşulardan öyle şeyler duydum ki yani oturup şöyle yani 2 dakika falan değil baya böyle üstüne kafa yorman gerekiyor. Nasıl yani acaba mı? Ciddi mi? Allah Allah. Koskocaman insanlar yanında konuşuyor. Sonra sorularımı sevgili Doğan abiye sormuştum. Doğan Canku'ya. Ya Doğan abi dedim ben uyurken dedim devam dedim. Böyle sıçlıyorum rüyanda bir şeyler. Ne görüyorsun? Böyle ince bir hat görüyorum. Uzay gibi boşluk böyle. Hep böyle önümde yol bitiyor. Bir şeyler oluyor falan. Ben sıçrıyorum hep uyanıyorum. Bunun da birçok anlamı var tabii ki. Uzak Doğu'da gurular, o üstadlar. Bunu bir televizyon programında anlatayım dedim de topa koydu beni. Bir iki ilahiyatçı.
Ben de en sonunda dedim ki siz galiba dedim uzaya çıktınız. Nasıl yani filan dedi. E dedim uzaya çıktınız ki biliyorsunuz herhalde orada canlı olmadığını, onun olmadığını, bunun olmadığını. Siz dedim herhalde öyle bir boyuta ulaştınız ki biz bilmiyoruz o boyutu. Bize örnekliyorsunuz. O olamaz, bu olamaz. Nereden biliyorsunuz? Bilim adamı mısınız dedim. Yok cevap. Şu musunuz? Değil. Bu musunuz? İhtisasınızı o konularda mı yaptınız? Hayır. E neye göre konuşuyorsunuz? Mesela bak bu da var. Hani inancımıza göre konuşuyoruz. Bir kitabımız var bizim değil mi? Hı hı. Müthiş bir ilim ve bilim hazinesi. Yaşar Nuri hocama sorduğumda katılıyor musunuz? Kesinlikle dedi. Ama dedim anlayabilecek olan ruhların kültür, tarz, stil, eğitim, birikim, mille anlayabilecekleri kadarıyla anlayabileceği kadar şifrelenmiş olarak verilmemiş midir dedim. Kesinlikle dedi. Muhakkak görüşelim dedi bana mesela Yaşar Nuri hoca. Biliyorsunuz dededen toruna geçer. Yani el almış dededen evet. O bilgilerin hepsini biliyorsunuz. Bir tane nokta değişti mi o yazılmış olan kısımda anlamı değişiyor. Bir tane Arapçada bir tane noktanın yeri sağda ya da yukarıda olduğu mu değişiyor anlamı. E dedim buna göre mesela Yaşar Nuri Hoca'nınkinde hepsinin anlamı. Yüz. Kaç tane yüz var bana söyler misiniz? Yüz. Yani ben dedim ki çok şifreli bir şey anlatmaya çalışayım size. Evrenle alakalı. Ben biliyorum siz bilmiyorsunuz. Ama bunu anlayabilecek olan insanın anlayabilmesi için ben size bir şey söyledim. Filan falan falan da filan falan yüz dedim mesela. Yüz. Yüzmek var. Doğru mu? Bir şeyin yüzü var. Evet. Rakam var yüz. Evet. Yüzümüz var. Doğru mu? Evet. Bir şey yüzmek var. Hani yani rakam var, yüzümüz var işte. Kaç tane? Dört tane mi şimdi saydım? Belki daha fazla da vardır. Hani şimdi fazla düşünmeme gerek olacak bir durum değil ya. Bunların içerisinden doğru olanı bulup yerine koymak o kişinin inisiyatifinde bir şey. Ben bunu böyle algıladım, böyle yaşıyorum gibi. Hani nasıl bir şeyi gerçekten yapılması gerekiyor. Bu kural deniliyor mesela değil mi? Bir takım kurallarımız var hayatın içerisinde de. Kırmızı ışıkta geçmemek gerekiyor mesela. Geçersen kaza yapıyorsun. Değil mi? Öyle, evet. Evet. Ya şimdi yeni kanun koydu. Yayayı gördüğün anda duruyorsun. Avrupa'da ben yani çocukluğumdan beri hiç hatırlamıyorum ki evet. Araba gelirken yaya gördüğünde yavaşlamasın. Bizde daha üstüne sürüyor. Sen diyor yoluma çıktın diyor Türkler mesela. Şimdi aynen. Daha yeni yeni bunlar oturursa biz de medeni olacağız. Yani bu o demek. O yüzden her gördüğünüz gibi değildir. Doğru mu? Doğru, doğru. Evet Nazlı'cığım sen neler diyeceksin bu konuyla ilgili? Benim şöyle evet zaten aslında işte karma programı açtığımızdan evet. Beri konuştuk. Başladığımız şey işte niyet çok önemli. Ben giriş yaptım farkındasın. Evet ben aldım o girişi. Sizi pas atmak için. İlgili olması da çok iyi değil evet, mi? Evet süper oldu böyle. Şimdi karmada şöyle bir şey var. Ne niyetle bir şeye başlarsanız o niyetle size o enerji geri dönüyor. Yani aslında ben şöyle söylüyorum işte elmalarla birlikte aynı torbaya giriyor. Armutlarla aynı torbaya giriyor. Her şey ayrışıyor. Yani ben birisine sabah uyandım ve işte güzel bir günaydın dedim yoluma çıkan birisine. İşte kahve aldığım, kahve içtiğim yerde bir bahşiş bıraktığımda o kişiye o mutluluğu verdiğim zaman o zaten o mutluluk bir şekilde bana dönüp dolaşıp geliyor. Veya birisine teşekkür ettiğimde, birisine gerçekten işte çantası açık yolda yürüyor farkında olmadan ona dokunup ya çantanız açık işte bir bakar mısınız dediğimde benden çıkan bu yardım ve destek enerjisi bana başka bir yerden, başka bir kanala daha büyümüş şekilde geliyor. Hem sizi hem etrafını. Aynen öyle. Yani veya, kendi etrafını ve o yaptığınız kişinin etrafını. Evet, da. Evet. Bir kişi güne mutlu başlıyorsa yani şöyle söyleyeyim. Bir temizlik görevlisi sabahın köründe kalkmış oraları temizliyor tamam mı? Sen de geçerken hiç alakasız oradan birileri geçiyor. Yüzlerce kişi evet. Geçiyor olabilir ama birisi de kalkıp günaydın demiyor. Evet. Ben evet. Almanya'da piyano çaldığım bir dönem var. 5 ay kadar piyano çaldım bir otelde. Herhangi bir yerde bir şekilde karşımdan gelen bir Almanla karşılaştığımda insanlar bana böyle yapıyorlardı. Ne göz göze geldiğim evet. Zaman böyle yapıyorlardı. Bu alınması gereken bir şey değil mi? Allah'ın kesinlikle. Selamı deriz evet. Biz buna. Evet. Misal. O selamı alıyorsun. O beyefendiye ya da başka bir AVM'nin içerisindeki bir hanımefendi masanızı siliyor geliyor alabilir miyim diyor. Tabii ki nasılsınız iyi misiniz dediğim zaman bir şaşırıyor mesela. İnanılmaz hep. Ben de aynısını yapıyorum. Evet, onu hep evet. Şey zannediyorlar evet. Ama hani sanatçı onun için hani tanıyanlar. Evet. Tanımayan da şöyle bir bakıyor teşekkür ederim falan. İkinci üçüncü ben çok seviyorum çünkü AVM'de büyüdüm ben yani Avrupa'dan geldiğim için burada yoktu. İlki de galeriyeydi işte destek olduk da evet. Hani yazılar yazıyor klibe bak bilmem ne falan. Ya işte o zaten özel olarak orası için çekildi reklam olsun diye ilk AVM'dir mesela. Evet. Türkiye'deki galeriye, İstanbul'daki doğru, özellikle. Gelirdik biz de. Şimdi böyle düşündüğün zaman o insan
etrafındaki insanlara güler yüzle davranabiliyor. Zaten canı sıkılmış olabilir bir şey böyle. Evet. Canınızı mı sıklar yoksa diyorum böyle. Ha, evet biraz gün kötü başladı filan. Sıkmayın canınızı başı. Sizin de okuma yeteneğiniz diyorsun, yüksek o dur, bakıyor. Duru görünüz açık demek ki. Bu bilinç seviyesiyle alakalı. Neyse çok, evet. Ben çok fazla girmek istemiyorum. Tamam. Sanatçı olunca buralara doğru girdiğin zaman daha adam sıyırmış diyorlar. Bir de tam tersine bakarsak bilgili, işte bilgili, kültürlü, duruma. Böyle oturaklı filan hani aklına gelmiyor. Allah'tan genç göstermeme rağmen yaşım var da oradan evet. Kurtarmaya başladı. Herhalde 70'e 80'e gelince de böyle oturup dinleyecekler. Vay ne güzel böyle pozitif bakıyorsunuz. Bir de negatif tarafına dönersek eğer, negatif tarafında da ben birisi için herhangi bir kötülük veya kötü niyetle yaklaşım veya sadece kendimi kayırmak veya kurtarmak amaçlı bir strateji uyguladığımda ama bu benden negatif olarak çıktığında işte birini aldattığımda, birine yalan söylediğimde aldatma illa işte böyle karı koca arasında olmasına gerek yok. Bir işte ticaret yaparken de aldatma evet. olabilir veya birisine söz verirsiniz onunla buluşmazsınız bu da olabilir. Bunların her birisinde yine yarattığınız bir alan var. Bu alandan da siz o dönüp dolaşıp işte büyüyerek gelecek olan şeyi de negatif olarak alıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi karma öyle bir şey ki diyor ki egonu sustur. Ve sen arkana yaslan, sadece önüne bak, işte geride kalma, geçmişe bakma, sana birisi bir şey mi yaptı? Hiç orada kalma, ilerle çünkü ben senin yanındayım. Ve karma şu değil, hani intikam almak gibi algılanıyor aslında, asla değil. Sadece bir muhteşem bir düzen var. Hatta sevdiğim de bir söz var, sadece şanslıysanız o karmanın dönüp dolaştığını görebiliyorsunuz. Ama bazen yani bunu bazen ama görüp kibir olmasın zaman, diye de kesinlikle yaptığım bir kötülük de dönüp dolaşıp kesinlikle olabiliyor. Öyle. Zaten o kötülük, o negatif enerji, sinir, stres bile birisine yaklaştığınızda işte haksız yere birisine bir şey yaptığınızda yani o kişi hak etmediğinde ona bir kötü söz söylediğinizde, surat astığınızda, mutsuz davrandığınızda karşınızdaki bunu hak etmiyorsa mutlak surette o surat asma size başka bir surette geri döner ve o döndüğü surette de canınızı yakar. Yani karşı tarafın canı 10 birim yandıysa sizin canınız eğer birinin canını yaktıysanız muhtemelen 100 birim yanacaktır. Dolayısıyla her zaman o kalbi temiz tutmak işte gerçekten pozitifte kalmak, gerçekten iyi insan olmak bizim her zaman erdemimiz olmalı ki o karma borcuna girmeyelim. Evet. Çünkü biz görülmüyor, duyulmuyor zannettiğimiz her şey aslında görülüyor ve duyuluyor. Ay çok güzel. Bu arada hem sana da bir soru gelmiş. Hamiyet Hanım, Hamiyet Uysal Sapaz bizim daimi izleyicilerimizden sağ olsunlar beni her gün, yani hiçbir gün yalnız bırakmıyorlar. Teşekkür ediyorum Hamiyet Hanım. Merhaba Arzu Hanım, yine çok güzel enerjinizle ekrandasınız. Konuklarınıza da selamlar. Tayfun denilince akla deri ceketli hadi yine iyisin iyisin şarkısı geliyor aklıma. Kasetini almıştım. Düzgün kaliteli bir sanatçı, iyi programlar. Nazlı Hanım'dan da negatif insanlardan nasıl korunuruzu öğrenmek isterim demiş. Teşekkür ediyoruz Hamiyet Hanım bizimle olduğunuz için yine bugün. Siz pozitif olun, negatif kalmaz. Aynen öyle. Siz enerjinizi yüksek tutun. Yani hep bana dönüp dolaştığı gibi. Yani bir sürü kötülük yapan oldu. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Sözleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla gizli saklı veya. Ama bağışlayıcılık Allah'a mahsus bir şey ama bize de demiş ki yani benim yolumdan gel, ben sana bu öğretiyi verdim, bak bunu yabana atma. Evet. Sen ne kadar birisini bağışlayıp da onu unutursan, yaptığını iyiliği yap, bir köşeye koy, unut onu diyor. Evet. Değil mi? Yani Mevlana'da da şöyle, var. Negatif bir şey bize girdi, yani negatif bir şeyin alanımıza girmesine izin vermemeliyiz aslında. O bizim böyle bir camdan görünmez bir aslında zırhımız var. O zırha çarpıp geri dönmeli. Çünkü ben onu alıp kabul edip ben şimdi buna ne yapsam diye düşündüğümde eşitleniyorum. Aynı seviyede oluyorum artık. O yüzden ya negatife cevap vermememiz gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle ve olduğunuz yani eğer değiştirebiliyorsanız ortamınızı değiştirin. Yani enerjisinden hoşlanmanız. Bazı insanlar çünkü karanlık tarafa hizmet etmeyi seviyorlar. Dolayısıyla o tarzda bir insanla birlikte... Yok canım bir şey sıkılmış oluyor. Evet. Yolda giderken mesela. Evet. Adama vereceğin cevap çok önemli. Harbiden kaza yapacak kadar tehlikeli bir hareket yaptım bir gün. Yani fren yapıp da durdu. Arabanın içinde çoluk çocuk görüyorum bir de yani. Böyle yaptım gülerek... Yaptım böyle adam şimdi sinirliydi önce bana hani camı açıp bir şey diyecekti açtı böyle ben... ama yaptım ben tamam mı böyle yaptım şimdi adama ama ben de heyecanlandım şimdi hakikaten ben tali yol diye çıktım tali yol diye ana caddeye çıkmışım adam bir fren yaptı hani biz çarpacaktık ben hızlı geçtim ama adam durdu tamam mı geri geldi artık bana bir şey söyleyecek ben böyle falan yaptım böyle yaptım özür dilerim yaptım böyle adam şimdi tam mı sinirli ama hani sen adam bir şey gelince... söyleyecekti ben deseydim ki biraz yavaş bulansana diye diyebilirsin dersin heyecanla veya başka bir şeyle
Bunun gibi çok var böyle. Kesinlikle. Ben böyle yapınca gördü böyle sakinleşti ama dedi yani o da bana böyle yaptı. Şimdi cama çık ama yani dedi yani şöyle bir de arkaya baktı. Çoluk çocuk var hani yani böyle bak dedi yani kazaya sebep oluyordun. Ben yaptım böyle yaptım böyle. Falan yaptı şimdi böyle, böyle yaptı gitti. Ki, evet, şimdi hani yani. Evet, bağışlayıcı aynı şekilde yani omzuna birisi çarptı giderken sen telefonla konuşuyorsun veya dalgınsın bilmem ne çarptı böyle adama dönüp ne çarpıyorsun kardeşim dersen olayı hazırlıyorsun. Halbuki normal şartlarda çok sinirli insanların bile hani gülerek yaklaştığın zaman adamları gülümsettiğini ve böyle kesinlikle sakinleştiğini ya kavga mı edeceğiz şimdi diyorsun kesinlikle, tamam mı adam? Adam gülümsüyor şimdi böyle kardeşim diyor bu olur mu diyor mesela ben kaç defa şahit oldum böyle bir şeylere. Evet evet. Kesinlikle. O yüzden neyi veriyorsan onu alıyorsun. Yaklaşımla yani ilgili. Benim de dediğinin tam tersi. Tam hani hatalı. Ben kornaya basıp ne yapıyorsun diyeceğim. Karşımdaki pardon dediği zaman o zaman evet, sen de gülümsüyorsun. İşte affetmek tamam ve özür dilemek. Mesela benim de önerdiğim bir şey bu. Birisine kızgınsanız veya işte böyle bir negatiflik alıyorsanız onu gözlerinizin önüne getirin. O kişinin fotoğrafını işte bir canlandırın gözünüzün önünde ve ona şunu söyleyin. Bana gösterdiğin her neyse bunun için sana teşekkür ediyorum. Seni affediyorum ve senden özür diliyorum. Çünkü belki biz de ona onun bir yanını tetikleyici bir enerji veriyor olabiliriz. Yani bilmeden, bilgimiz dahilinde olmadan o kişinin bir travması olabilir geçmişten getirdiği. Ve biz onu hatırlatıyor olabiliriz. Onun çok istediği bir şey olabilir, bizde olabilir. Biz bunu asla bilmeyebiliriz. Biz onun egosunu zorluyor olabiliriz. Dolayısıyla ona da senden özür dilerim, sana ne hatırlatıyorsam deyip teşekkür edip onun bize yumuşadığını veya işte iki kişinin birbirine gülümsediğini hatta sarıldığını ya da el sıkıştığını hani çok büyük bir nefret vesaire varsa en azından ya el sıkıştığını izleyip görselleştirmek zaten onun enerjinin daha rahat akmasına ve bu tezahürde işte bu hayatta gerçek anlamda da o kişinin sakinleşmesini sağlayan bir aktivite. Kesinlikle. Toplumsal kurumlarda toplumun paylaştığı yerlerde duraktı, otobüstü, yaya kaldırımıydı, bir kuyruktu veya bir iş yeriydi. Birisinin birisine hitap edişinde bile evet, bu çok karşılaşılabilir evet bir durum. Yani kavga veya buna benzer durumlar. Aslında o söylediğinizi içinden geçirip de bunları böyle hayal edebilmek yetisi o zor bir şey. O bayağı dingin olmak lazım, sakin olmak lazım, böyle oturaklı. Onu daha önceden kafana yerleştirmiş, tabii, hiç öyle yerleştirmediğin, kafası dağınık bir insanla yerleştirmemiş, dağınık bir insanla karşılaştığında bunu düşünemeyebilir insanlar ama hani açsınlar baksınlar iyi meditasyon kitaplarının evet birinci, daha ilk diyor ki bir sinirlilik hali veya sizi negatife yönlendirecek herhangi bir olgu, olay, durumla karşı karşıya kaldığınızda şöyle bir dur, gözünü kapa. De. Sana istediğini söylesin bir daha. Hatta yapabiliyorsan. Ama işte onu sen yapmak dur her zaman her çok zaman kolay mümkün olmuyor. Olmuyor. Bu ego çünkü o yüzden hani sizin söylediğiniz oluyor yapmaları hiç imkan dahil değil. Ama yok önceden yok hayır. Şöyle söyleyeyim. Bunlar günün sonunda da yapılabilir şeyler aslında. İşte akşam olduğunda o günün muhasebesini yaparken. Ya düşünemiyor ki kimse. Yani arabadan çıkacak olan kişi ya da konuştuğun kişi evet sinirlendin bir şey. Fevri hareket yaptın. Bir adam bir kadına elini böyle kaldırdı. Hı hı. Arkadan 2 metre 3 santim boyundaki tekvando şampiyonu oğlunun gelip de sana müdahale etmeyeceğini nereden biliyorsun kadını böyle yapmışken önündeyken ya da bağırıyorsan. Öyle yani evet, hani evet bilemezsin bunu. Arkada belki 5 kişi akrabaları var. Al sana kavga unsuru. Hayır şöyle demek istiyorum. O saniye salise içerisinde beynin kendini böyle soğutma mekanizması bende iyi şekilde çalışıyor. Ya aha döner giderim. Evet. Tamam mı? Ya da doğru doğru derim. O onun haklı olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Ben onu alt etmiş oluyorum zaten. Muhatap olmuyorum çünkü o zaman. Hı hı. Yani i̇şte sen bana agresif geldin. İşte o dediğim o şeffaf camdan olan o zırhınız sizin üzerinizde o kadar artık onun şeffaf farkındasın. Şeffaf cam ben çekiyorum. Onu imgeleyecek doğru miyiz? Haklısın diyorum onu tamam. Onu imgeleyeceğiz. Hı hı. Ona çarpıp gittiğini imgeleyeceğiz. İmgeleyip çarpıp gittiğini. Uzak doğu sporlarının çoğunda vardır. Mesela Aikido'da var. Hı hı. Karşındakinin kuvvetini sana doğru geldiği takdirde alıyorsun. Yani eliyle sana hareket mi yaptı? Elini alıyorsun küçük bir harekette. Ha, evet, çekiyorsun evet, mesela onu. O kendi evet dengesiyle sana doğru geldiği harekette yere yuvarlanıyor. Kendini koruma evet hareketi çekiyorsun sadece o bak bir şey evet yapmıyorsun mesela. Evet. Tamam mı? Judo'da da var aynı hı-hı şekilde. Yani sana hamle yapıldığı zaman duruyorsun sadece tutuyorsun hı-hı yana doğru çekiyorsun ayağına basıp da mesela. Evet. Hani şimdi ama bu karşıdan gelebilecek olan şeyin ne olduğunu bilmediğin için hazırlıklı olma olasılığın yok. O yüzden hep şöyle bir durun 2 saniye bir kere. Kesinlikle. Sonra da hanımefendinin söylediğini yapın. Evet, ilişkilerde tamam ya da devam kararı nasıl alınır? Dolunay var ama ne zaman? Az sonra kısacık bir reklamların ardından sizlerle birlikteyiz. Hayır, tekrar. Biz çok güzel yapıyorduk ama.
Şey Var tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarım Tayfun Duygulu, Nazlı Ege Dayanır'la harika bir program gidiyor. Umarım sizler de memnunsunuzdur. Bizi böyle keyifle izliyorsunuzdur. Yine ama böyle... şimdi karıştıracaklar. Duygulu yok. Niye? Yok. Annemle babam senelerdir söylüyorlar. Hı-hı. Yaklaşık bir 5-10 senedir. Duygulu sanıyorum bu O Ses ve benzeri yarışmalarda Kar ve Hazır Ölüm söylendiği zaman dilimde orada yazıyor olduğu için çıkıyor. Aha. Herhalde. Normalde benim niye öyle hani, söylediğimi bilmiyorum. Aslında Tayfun Kayağan soyadı yazmaz mesela hani, evet. Misal işte sen Nilüfer, Tarkan, Tayfun zaten bilinen adım Tayfun. Belki de Duygulu yok. Soyadını sen biliyorsun için, ya evet, normalde. Şimdi evet, ben de anonstan rahatsız oluyorum. Sana da garip geldi Tayfun. Tayfun olarak baktığımda eskiden Tayfun 50 sayfa 10-12 haberle vardı. 500 tane evet. Haber vardı eskiden Tayfun'a. Şimdi Tayfun'a bakıyorum, başka Tayfunlar var bolca. Hmm. Altında Duygulu diye link düşüyor. Ha, o yüzden... Duygulu kim? Hani Tayfun diye bilen Duygulu yoktu ki. Yani, Duygulu kim? Hani evet. Bir sürü Tayfun var. Hangi evet. Tayfun oluyor o zaman? Aa, bir tane enteresan. Tayfun var tabii. Ben de öyle içimden öyle ben hissettim normalde, herhalde. Tayfun Duygulu. Tabii ben normalde kendi sistemi de öyle. Hani yani official almak zorunda kalıyorum. Çünkü evet. Tek bir isim ya. Tabii Instagram sayfan Tayfun Duygulu official değil mi? Hayır. Neydi? Ben etiketledim. Official. Direkt Tayfun. Ben yok Duygulu'yu direkt şey yaptım. O eskiden bir ara öyle. Duygulu Duygulu. Sen Duygulusun tamam. Da babam kendi söylüyor. Zeki Duygulu, Erol Duygulu, evet. Tayfun Duygulu. Tamam ayrı mesele ama kimse Duygulu'yu bilmiyor. Yani şimdi benim zamanım 20-25 sene öncesini hesap edin. 90'lar evet. Şey, biliyorsun. 90, 2000, 2010, 2020. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ya çok zaman geçmiş. Bak böyle konuşunca kendimi böyle yaşlanmış gibi hissediyorum Tayfun'u ya. Çünkü o dönemleri 30 seneden ben de çok, çok, çok bak, iyi hatırlıyorum. 30 seneden bahsediyoruz aşağıya. 90 dediğin zaman 90'ın başı değil mi? 2020. Evet. Evet. 90, 2000, 2010, 2020. Evet. Ah Tayfun. Ah yani Tayfun. Bunu söylemeyecektin. Ah mikrofonum. O zaman şey yapalım. En çok sevilen, en çok istek alan üstüne tamam. Konuşalım. Olur. Birazcık böyle bir duygusal moda girelim. Tamam. Kar beyaz ölürüm, ellerimden gülüm. Ölüm. Yokluğunla ölürüm. Sensin benim tek gülüm. Orijinali. Ya evet. Ondan sonrasını hadi dedim. Yazılsın bari dedim de. Evet. Öyle bir onun durum bir hikayesi var. O hikayeyi de dinleyelim. Biraz Kerim Tekin'i de analım ama önce şarkımızı Nur içinde dinleyelim. Yatsın. Ailesine sevgiler, evet. Saygılar buradan. Nur içinde yatsın. Bu sene yine uzakta olduğum için gidemedim ama ya. Kabristanına. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm. Yokluğunla ölürüm. Sensin benim tek gülüm.
ölürüm, ellerinden gülüm. Yokluğunla ölürüm, sensin benim tek gülüm. İlk gün dinlediğimiz gibi ve gerçekten bu parça çok farklı yerlere götürüyor hepimizi. Yani Kerim Tekin'i anmamak mümkün değil. Çok genç yaşta kaybettik. Senin çok yakın arkadaşındı. Ben evet. Hani Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Aynen öyle. Ya ilginç bir de. Üç defa aynı yoldan geçiyor. Yani kader mi diyelim artık? Hani film gibi, hani film evet. Var ya. Hani kaçıyorlar kaçıyorlar sonunda yakalanıyorlar gibi. Son durakta galiba Türkçe çevirisi. Yani kader kısmet. Ailesine buradan tekrar sevgiler göndermek istiyorum. Şimdi tabii değerlerimizi kaybettiğimiz zaman diliminde eski değerlerinin ne olduğunu çok göz ardı ediyor muyuz, etmiyor muyuz bilmiyorum ama hatırlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani umarım bu zamanı geldiğinde sevgili Barış abiye yaptıkları gibi Kerim'e de aynı değeri gösterirler. Mesela çok büyük bir değerdi çünkü çok büyük bir yere doğru gidiyordu. Yani ondan daha büyük olmayacaktı neredeyse o derecede. Evet. Parçanın hikayesi tabii orijinal zaten, ben hani parçayı hep söylüyorum, her yerde de söyledim bugüne kadar. Ya bu kadar çok sevilmesi. Sevgilim Nilüfer'in siparişi üzerine yaptım ben parçayı. Kimin siparişi? Askerle yaptım. Nilüfer'in. Yani ben dedim askere gidiyorum, benden bir arzum bir isteğim varsa hani müzikle alakalı. Hani seve seve. Vallahi dedi şu parçalar gibi, kendi okuduğu parçalardan örneklerle. Formasyon olarak da zaten dikkat edin, yani çok uyan bir stile sahip, yani yoksa başkasına ait bir parça değil. Yani hem Emrah hem Özcan'la askerlik yaptık biz beraber Armoni Müzikası Moral ekibinde. İlk sorduğum Emrah'tı. Hani müzisyenlere sordum ama Emrah dedim bir dakika baksana, belki hani benim bilmediğim bir stilde böyle bir parça vardır. Yok dedi, hiçbir şey çağrıştırmadı dedi. Çünkü parça da hani melodi geliyor, ardından müzik geliyor. Müzik geldiği zaman diliminde melodiye cevap veriyor müzik. Kontuşan gibi. Kar beyazdır ölüm, rarari rarararam, ellerinden gülüm, rarari rarararam. Hep cevap var parçada. Özcan'a döndüm. Özcan dedim ya bir dinle, var mı? Dinledi. Yani ben kaçırıyor muyum herhalde dedi o da. Bir daha çaldım. Var mı? Yok. İki tane klavyeci, üç tane klavyecimiz var. Üç klavyecimize de sordum. Ki yani çok önemliler. Suat Sakarya gibi bir aranjör şu anda. Bir tanesi sevgili Sezen'le çalışan Okay Barış var. Albüm çıktı biliyorsun, single'ı. Albüm galiba o. Ya da maxi. Selam olsun hepsine. Yani şimdi hiçbiri bana demedi ki Yavuz Darıdere var. O da yabancı stilde bana eşlik eden harika bir müzisyen. Müzisyenlerin diğerlerine de sordum, hiç kimse bir şey yok. Aa tamam, o zaman doğru bir şey yaptım. Doğru yoldayım. Finalinde parçayı bitirip Nilüfer'e dinlettim. Maalesef yar etmediler. Müzik direktörü olarak ben yanlış bir laf ettim. Tabii yutamıyorsun böyle şeyleri hani. Hep de şöyle bak, şimdi oraya da döneyim ben. Magazin yapayım biraz. Evet. Şimdi sevgili Hakan Ural da Seren Serengil'de bana mesela Seren çok güldük aslında devamlı etrafındakilerle de. O çocuk diyor şimdi, ben 50 yaşında bir adamım. O çocuk deyince aa dedim, ne güzel ya. Çocuk ya. Bak sevgili Seren'e selam olsun. Babalarımız arkadaştı zamanında. Tabii biz çok zaman geçiremedik ama yani onlar çocukluk arkadaşı mesela Umut Sezgin'le, onlar daha samimiler ama hani benim öyle bir şansım olmadı. Belki babamın aktörlükle tabii yakın olmaması kaynaklı ama müzisyen olduğu için tabii genelde babalar. Mesela Selçuk abi de öyle, çok severim. Evet. 26'sında Mio 1'in toplantısında mesela görüşeceğim. Şimdi Hakan da öyle. Mesela birisi bir şey söylemiş ama yanlış söylemiş. O söylediğin üzerine yorum yaptıkları için biraz tuhaf oluyor. Yani bir aslına bakın. Mesela bir röportajda söylediğim kelimeyi Hakan yorumladı. Sonra Seren yorumladı. Sonra da içinde kalmış dedi. Bak biraz evvel ne? Ben derileriyle hatırlıyorum. Demiş hanımefendi. Şimdi ben normalde benim üzerime oturmuş olan kıyafet. Yani Michael Jackson'ın apoletli ceketlerini çıkart. Loafer ayakkabısını ve o paçası yukarıda dar paça pantolonunu çıkart. Şapkasını çıkart. Michael Jackson nedir o zaman? Şimdi insanların imajları vardır. Doğru mudur? Tabii. Kimisi beyazdır, kimisi siyahtır, kimisi mordur, kimisi kırmızıdır. İmaj yapışmış olan bir şeyse eğer ve size aitse tabii ki değişmez. Ya 2016'da büyük bir konserde bir kardeşimi gördüm. Tamam mı? Benden sonra çıkmış olup da adımla çok benzeyen bir arkadaşımız var. İşte hep zikrediyoruz zaten. Baktım benim stilim aynı birebir.
Direkt copy. Ha, bugün moda olmuş şu çivili falan. Evet. Benim montun aynısı. Aynı şekilde hafif baskılı kruvaze falan. Tekrar eskiye burada dönüş. Oo dedim, hala dedim taklit edilmek çok güzel. Ama zaten biliyorsunuz moda şeyden geliyor. Matematikte modlar vardır. Modüler sistem. Tabii. Ve o zaten belli bir süre sonra kendini tekrar etmek zorundadır. Yani moda da görüyorum. Moda kelimesi de oradan gelir. Modüler sistemden gelir. O yüzden zaten hep tekrar edecek bir şeyler bir birbirine. Bir klipte gördüm. Benim montumun renklisini aynı stil. Aynı ben işte hani deri olduğu için bir kere. Üzerime oturmuş ben altlı üstlü bir de ayakkabımı kendim yaptırıyorum. Kendim çiziyorum. Aha. Kruvaze, kuzeyli, Amerika'nın kuzeyli askerleri gibi mesela özel çizilmiş olan şeylerim var. İşte kollarımı yukarı sıyırıyorum. Ay, evet, eldivenim var beyaz. Kolları kesik. Hepsini ben tasarladım. Annem moda tasarımcısı normal şartlarda. Aa, Türkiye'nin en iyi hot couture terzilerinden birisiydi. 25 tane bildiğiniz insana zamanın en ünlüleri. Nazan Hanım gibi, Şoray gibi yani. Füsun Önal gibi, Suna Yıldızoğlu, Burçin Bilben, Emel Sayın'dan tut. Aklınıza gelebilecek birçok insana. Hani eskiler de var tabii. O artık hani bugün televizyonda çok fazla görmediğimiz sevgili Seyal abla gibi, işte Serpil Barlas gibi, Seyal Tener gibi diyeyim. Ya da onlara şimdi annem de benim modayla alakalı olması dolayısıyla modadan da anlarım. Yani evet. Uğurkan çok eski dostum. Senelerce gel dedi seni ben defileye çıkartayım. Gel çıkartayım. Yeni Türkü'deydim. O zaman karar verememiştim. Anlatabiliyor muyum? Albüm yapana kadar. Mankenlik için çağırdı. Tabii öncesinde özellikle. Aha. Tabii Uğurkan çok eski dostum. Uğurkan'ın bütün yorumlarında bazen 3-5 defadır hani bütün seyrettiğim bölümler içerisinde bana denk gelenler özellikle Uğurkan yani emin misin dediğim hani 3 ya da 5'tir. Ben ne diyorsam direkt söylüyor. O vizyon var çünkü anne modacı. Evet. Hattımızda izleyicimiz var, bekletmeyelim onu. Tabii ki, alo, hoş geldiniz. Seçkin Bey. Alo, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Nasıl görünüyoruz orada? Çok iyi. Harikasınız. Buyurun, herkes sizi sizler. Dinliyoruz. Ben Tayfun Bey için aradım. Sevgili dostum Tayfun Duygulu için. Hoş geldin Seçkin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayağının tozuyla. Seni görünce böyle hemen bir arayayım dedim. İyi yaptın. Gerçi her zaman görüşüyoruz. Bir dostumuz var. Aynen ama öyle. Görünce canlı yayına bağlanmak istedim. Çok iyi yaptın. 90'lı yılların vazgeçilmezdir Tayfun Duygulu. Evet. Teşekkür ederim. Ben şu an yeni dinledim Karbeyaz'ı. Biraz sonra bir şarkı isteyeceğim. Eğer tarifini söyleyebilirse çok mutlu olurum. Hello adlı parçayı. Aa, doğum günümde söylemişti bana bu şarkıyı. Benim için çok evet. Önemi var bu şarkının. Ondan dinlemek beni tekrar çok mutlu edecek. Tamam, bir yabancı destek geldi. Yapalım o zaman Seçkin Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese çok selamlar. Çok teşekkürler. Öpüyorum. Öpüyoruz sizi. İyi ki katıldın. Hoşça teşekkür kalın. Ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. O zaman hemen isteği yapalım mı? Hazırmış. Tamam. Oh. Teşekkür ederim Seçkin. Alone with you inside my mind, and in my dreams I kiss your lips the thousand times. Sometimes I feel my heat will overflow. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted. In my arms are open wide. 'Cause you know just what you say, and you know just what you do. Are you somewhere feeling lonely? I love you. Ooh. I love to see the sunlight in your hair. Tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heat will overflow. Hello, I'm just got to let you go. 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely for us?
someone loving you. Tell me, how to win your heart, for I haven't got a clue. But let we start by saying I love you. Are you somewhere feeling lonely, for someone loving you? Tell me, how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Bayıldık, vallahi, çok güzeldi. Hakikaten çok güzel. Seçkin hemen... benim kardeşim. Vallahi annem dedi ki ne babamla güzel. Birlikte. Sen herkese bro, kardeş, canım, cici, işte neyse. Senin bir tane kardeşin var, o da Seçkin dedi. Ya bana. Ne güzel. O zaman hep birlikteliğiniz sürsün inşallah. Ben parçanın sözünü unutuyorum. Seçkin. Seçkin'e hemen bakıyorum böyle. Çünkü ben birçok parçamı sildim hayatımda. Niye sildiğimi de söyleyeyim size. Yani normal şartlarda ben bir zaman dilimi bitti. Ben kendi parçalarımı söylemeye başladım. Yani ben başkasının sözünü, bestesini de okumak istemiyorum normal şartlarda. Çünkü ben dünya normlarında müzik yapmaya alışık olan bir genç olarak büyüdüm. Yani yapmaya derken önce müzisyen olarak başladım biliyorsunuz. Evet. Yani Amerikalı gibi çaldığım için stüdyo kayıtlarıyla başladım. Sonra şarkıcılığa geçtim. Dolayısıyla da kendi bestelerini söyleyen şarkıcıyım aslında. Ama sahnede özellikle karma yapıyorum. İstekler de geliyor. Tabii ki. Kendi karmamı da kullanarak. Bizim keza karmamız değil tabii. bir iki mesaj okuyacağım. Ondan sonra Nazlı'cığım sana dönmek istiyorum. Serdar Bey yazmış. Serdar Tekin. Arzu Hanım, programımızı her gün ilgiyle takip ediyoruz. Çok başarılısınız. Ünlü sanatçı Tayfun Bey'i ekranda görmek bizi çok mutlu etti. Tayfun Bey ne zaman yeni albüm çıkaracak? Hadi yine iyisin vay canına. Kaşı keman tarzında bizi coşturacak. Yeni şarkılar bekliyoruz. Tayfun Bey maşallah hiç yaşlanmıyor. Tayfun Bey başarılı sanatçıların sayısı azaldı. Ekranlardan uzak kalmasın demiş. Hamiyet Hanım tekrar yazmış. Gençlik yıllarıma gittim. Kerim Tekin de çok sevdiğim sanatçıydı. Işıklar içinde uyusun. Tayfun Bey'e de söyleyin. Amin. Daha çok görmek istiyoruz ekranlarda. Ve Gürol Bey yazmış. Efsane sanatçı Tayfun'u gördüğüme çok sevindim. Kulaklarımızın pası silindi. Teşekkürler. Tayfun artık lütfen yeni albüm çıkartsın. Özledik. Teşekkür ederim. Evet, mesajlar için çok tamam, teşekkür ederim. Aşağı yukarı 24.986. En sonuncuyla birlikte artık neredesiniz albüm, dönünü duydum. İsteği. Duyuyorsundur tabii. Çünkü sen yani, aktifsin. Sahne çalışmaları da devam bin, ediyor. 10 bini çoktan geçti herhalde. Şahane, o zaman yeni bu 15 gelsin. Sene en azından içerisinde duydum. Çünkü hani şimdi 90 diyoruz düşün. Yani evet. 92 Aralık. Hani yeni türkü bir taraf. 18 yaşındaydım yeni türküye girdim. 19-20-21. Konservatuardan mezun olurken grup da dağılmış oldu. Sevgili Derya devam etti. Hala devam ediyorlar. Ki bütün müzisyenler de keza yakın arkadaşlarım aslında. Hepsine selam olsun Yeni Türkiye. Eski grubum. Ya. Grubumun eski elemanlarını çok seviyordum. Özellikle çok zaman geçirdim. Ama albüm zamanı geldikten sonra da yaptık. Fakat şöyle bir durum var. Bugünkü müzik piyasası içerisinde... Şimdi tamam ben çok değerli bir yerde, çok değerli bir konumda olabilirim ama... Bir takım yerlere, mecralara girebilmek için maddiyat gerekiyor. Bir takım prodüksiyonları yapmak için ciddi maddiyat gerekiyor. Bunlar artık klişe durumunda belli. Yani klip çekimine kadar ben klip çekiyorum şu anda bir film yapımcısı, prodüseri olarak. Şu anda çektiğim 5 tane film var ortağımla birlikte. İşte film diyorum, dizi var.
Oh ne güzel söyledi. Allah söyledi klip. Galiba. Film var, iki tane geliyor yolda da yapımcı olarak. Klip var. Çalışma. Şimdi ama kendime döndüğüm zaman ben o post production'ın ve genel prodüksiyonun çok böyle şaşalı ve görkemli olmasını bekliyorum, istiyorum, arzu ediyorum. Tabii. Bu olmadıktan sonra diyorum yapmamın pek anlamı yok. Yani yurt dışında daha ucuz, burada daha pahalı teknik olarak. Bütün altyapı olmasına rağmen şu anda Antalya'da ofisimizde var. Ki biz yani Amerikan teknolojisinde kullanılan Blackmagic Ursa ile çalışıyoruz bu klipleri. Bir de öyle bir durum var. Alexa kullanıyorlar burada. Evet. Alexa Amerika'daki film sektöründe kullanılanlardan değil. Başka markalar da var tabii Alexa ama biz de Alexa kullanıyorlar. Biz ciddi ciddi Green Box'ta da kullanılan, yani Green Box dediğim şimdi anlamayan olabilir. Şu visual efektler var ya. Arkada efekt konuluyor. Aynen öyle. Arabalar takla atıyorlar filan. Hani adamlar duvarları çarpıyor, duvarlar yıkılıyor filan. Onların hepsi visual efekt oluyor. Onlar için kullanılmış olan kameralar bunlar. Dolayısıyla bu teknolojiye haiz olmadığım sürece böyle bir şey yapmam. O prodüksiyonu bana sunacak plak şirketi olmadan olursa, yapmam. Olursa da tekliflere aynen açığız öyle. Arkamda, diyoruz. Arkamda 10, en az 10 kişilik orkestram, yani bütün enstrümanlar sırasıyla yerleşmiş şekilde olmadan yapmam, istemiyorum. O büyük prodüksiyonu istemiyorum ama. Yoksa beni gelin şimdi 5 yıldızlı en sağlam otellerde full yabancı veya yani önemli bir grupta söyledim çünkü. Rusların çok olduğu bir grup o. Antalya biliyorsunuz yani Rus ülkesi gibi. aynen. Ondan sonra. Ama aynı şekilde de tabii kendi programımı yaptığım zaman dilinde de öyle. Bana benim arkada eşlik edecek bir tane klavyeci bile yetebiliyor. Ya da elinde gitar. Evet, ya da ben çalıp söylüyorum piyanoyla. Hatta bunu da antiparantez çok teşekkür ediyorum. Herkes hani bekliyor. Buradan da cevap olmuş olsun. Teknik olarak benim tek bir enstrümana yeterliliğimin olduğunu düşünüyorum. Yani piyanoyla da çalıp söylesem, gitarla da çalıp söylesem ama o prodüksiyonlarını benden görmeniz için sanıyorum biraz kafaların değişmesi lazım bu ülkede. Evet, hadi bakalım yani, hayırlısı rating, bekliyoruz. Falan falan. Yani televizyon programı yapalım diye düşündük. Aha. Kendi reytini kontrol ederse demiş bir böyle işi bilen emekli bir büyüğümüz. İyi de ben kendi reytimle alakalı bir şey düşünmüyorum. Benim gelecek olan konuklarım dünyanın birçok yerinden gelecek. Şimdi onu kimse getirtemiyor. Ben yapabiliyorum bunu. Evet, zaten şovun içerisinde var. Çok farklı bir durum var. Ben program sunmuş birisiyim. Sevgili Sibel Tüzün'le Perek'ten bir gece. En reytingde eğlence, müzik eğlence programı. 5 kanal vardı zaten TRT'nin dışında. Aynen. Güzel programlardı. Şimdi bunları ortaya koymak için zaman gerekiyor. Biraz da enerji gerekiyor. Evet. Evet. Nazlı'cığım, Dolunay ilişkileri nasıl etkiledi? İlişkilerde tamam, devam. Kararlarını nasıl alma kararları? Zamanı. Evet. Şu anda zaten bütün gökyüzü ve tüm haritalar artık bize gösteriyor ki sen bugüne kadar eğer yanlış bir ilişkinin içerisindeydiysen artık buradan çıkma zamanın geldi ve her ne olursa olsun yani tamam da desen devam da desen bu kararı aldığında bu senin için en iyisi olacak. O yüzden eğer bir yerlerde yani bazen şimdi körlük denilen şey var. İlişkide körlük oluşabiliyor, evlilikte körlük oluşabiliyor. Ne demek bu? Çok yakınında olan birisinin sana bir zarar verebileceğini veya işte senin arkandan herhangi bir plan döndürüp döndürmediğini göremeyebiliyorsun. Veya onun kötü huylarını çok işte göz ardı edebiliyorsun. Alttan alıyorsun, işte bir şeyler sürsün diye uğraşabiliyorsun. O körlük onun yakınındayken zaten göremediğimiz alan. O alandan biraz uzaklaşıp baktığın zaman gerçekten ben bu ilişkide mutlu muyum? Bu evlilikte mutlu muyum? Umduğumu bulabildim mi? Diyorsanız ve onun cevabı hayırsa artık onun demek ki sonlanması gerekiyor ve sonlanma zamanı gelmiş demektir. O zaman bu enerjilerle birlikte şu an işte evrende dönen bu astrolojik olarak bizi de destekleyen enerjilerle birlikte artık biraz daha cesur olma zamanı geldi. Ama zaten cesur hani ben cesur olamıyorum işte bu ilişkiyi bitiremiyorum ne yapayım diye. Ya da bahaneler. Çocuğum var. Yalnız nasıl kalırım? Yalnızlıkla nasıl baş yalnızlık edebilirim? Yalnızlık korkusu en temeldeki şey. Ama lütfen korkmayın yani çünkü kimse için mecburi bir istikamet değil. Ve herkes muhakkak kendisiyle en uyumlu ruh eşini bulmak üzere çıkıyor zaten o ilişkiden ve evlilikten. Bulduğu zaman onların yani birisini gördüğünüz zaman o gerçekten sizin kalbinizi attırabiliyorsa onunla birlikte gitmeniz en önemlisi. Eğer devam etmeyi sadece yalnız kalırım korkusuyla veya işte bahanelerle eğer tutuyorsanız bu kendinize yaptığınız en büyük haksızlık ve saygısızlık bence. Çünkü kendinize yaptığınız bu haksızlık ve saygısızlık doğrultusunda zaten enerjiniz ve motivasyonunuz düşeceği için artık o ilişki ve evlilik içerisinde de sizin yapabileceğiniz çok fazla bir şey kalmıyor olacaktır.
Yani siz de zaten o baştaki işte karmaya döndüğümüz zaman ben hadi bunu böyle ittireyim, götüreyim, işte zorlayayım. Aman ne olacak dediğimiz yerlerde ileride daha büyük problemlerle, daha büyük şiddetlerle bu ayrılığı yaşamak durumunda kalabilir kişiler. O yüzden benim önerim şu, eğer bir şey bittiyse onu zorlamak yerine öylece bırakmak ve ileriye bakmak, yeni adımlar atmak her zaman en önemlisi. Şimdi Dolunay da etkiledi mi biliyorsun, ünlüler dünyasında da şu anda evet. Yani doğru mu kesin mi onu bilmiyoruz ama hani evet. Beren Saat, Kenan Doğulu ayrıldığı, evet. Serdar Ortaç'la eşinin hani öyle söylentiler, tabii bunu bilmiyoruz duyduğumuz kadarıyla. Evet. Dolunay bu kadar etkiliyor mu ilişkileri? Galiba etkiliyor. Yani şöyle, aslında ben şöyle bakıyorum. Şimdi evren bir bütün, ayaklarımız sürekli toprağa değiyor ve işte yerden bir enerji alıyoruz aslında. Veya işte gökyüzüyle, ya biz insan olarak insan olduğumuzu unutuyoruz bazen. Böyle çok o kadar materyalist dünyaya adapte oluyoruz ki. Aslında bizim bir varoluşumuz var ve işte bu evrenle bir ve bütünüz. Biz o işte yerkürenin üzerinde yaşayan canlılarız. Dolayısıyla da gökyüzü de işte üstümüzü, cildimizi örten hava da bizler için değerli ve anlamlı. O yüzden de o gökyüzünün işte ayın hareketleri de elbette ki bence bizleri etkiliyor. Peki bu ilişkilerde yaşanan problemler, hani hep anneler kızına der ya şöyle bir şey, kaderin benim kaderime benzemesin. Evet. Hani hep öyle kulaktan dolma şeyler duyarız. Evet. Bu ebeveynlerin ilişkisine benzer, mesela senin ilişkin annenin ilişkisine benziyor mu? Ya da işte benim ilişkim annemin, hani var mı böyle, benzer mi? İlişkilerde zaten çalıştığım zaman genellikle işte bunu ilk kim yaşadı sorusunu sorduğumda direkt gelen şey zaten ya işte anne, teyze, hala, bir akraba oluyor büyük ihtimalle. Çünkü bizim bir taklit etme özelliğimiz var. Yani biz özellikle ebeveynlerimizi veya işte sevdiğimiz kişilerin yaşamlarını onunla daha yakın olabilmek için, onun çektiği acıları anlayabilmek ve onunla empati kurabilmek için daha fazla bağlanıp aynı olayları kendi başımıza getirebiliyoruz. İşte bunun için babamız, annemiz, eğer babamızla ilgili problem yaşıyorsa onun yaşadığı sorunlara benzer sorunlar yaşatabilecek karakterdeki kişileri hayatımıza çekip alabiliyoruz. Dolayısıyla da bu ailelerden süre gelen bir bağlantı. Bence kesinlikle öncelikle kişiler ebeveynlerinin evliliği nasıldı ona bakmalı. Ondan sonra kendi ilişki problemlerini çözmeli. Çünkü orada gördüğü şeyler zaten, bir evlilik ne demek? Çocuk işte bir evin içerisinde doğduğu zaman bu evlilikte ne öğrendim ben? Anne ve babamın ilişkisi nasıldı sorusu. Onun zaten ilişkilerinin cevabını muhakkak verecektir. Bir yerlerde ona dokunuyordur. Tamamen zıt gibi görünen, hatta böyle anne babanın arası işte çok çok iyi, çok mutlu bir aile gibi görünen yerlerde de o zaman başkalarından etkilenmiş olabilir bu kişi, işte teyzesiyle eniştesini görmüştür mesela. Yani hep geçmişten gelen bir etkileşim genellikle, oluyor. Genellikle yani yüzdesel olarak vermem mümkün değil tabii ki ama genellikle geçmişten gelen bir ilişkiye bir benzerlik oluyor. Çünkü değil mi, işte daha önceki yayınlarda da arkadaşımızın bile bir ilişki problemini dinlediğimizde bizler zaten oradan bir şeyler satın alıyoruz. Yani bakış açısı satın alıyoruz aslında. Bu, onu direkt olarak doğru kabul ediyoruz. İşte bilinçaltı muhakeme yeteneği olmadığı için kayıt cihazı gibi onu kaydediyor. Ve işte eğer bu bunu yapıyorsa bu yüzden yapıyordur. Belli denklemler kuruyor. O denklemler doğrultusunda da benim başıma herhangi bir şey geldiği zaman arkadaşımın öyküsüne birazcık benziyorsa zaten ben onun bakış açısını satın aldığım için diyorum ki aa, kesin beni de aldatıyor. Ay, hemen mesela etkileniyorsun. O zaman çok da negatif konuşmalardan kendimizi biraz arındıralım. Evet. Hani senin dediğin gibi fermuarımızı kapatalım. Öğreniyorum. Evet. Bu arada hani ilişkilerle konumuzla alakalı değil ama bir mesaj geldi. Ayşe Hanım diyor ki bu dönemde çok yeme isteği. Yani çok karnım aç olmasa bile yeme isteği duyuyorum. Çok fazla yiyorum. O bende de var. Onu da soracağım. Yaz geliyor. Zayıflamamız lazım. Bu yeme isteğine karşı ne yapmamız lazım? Çok sık yemek yemek, çok sık acıkmak. Evet. Şimdi iki tür açlık var. Birisi duygusal açlık, birisi de gerçekten fiziksel açlık. Önce bunu anlamak lazım. Yani her elinizi bir yemeğe uzattığınızda onu gerçekten buna ihtiyacım var mı? Bedenim bunu neden istiyor? Çünkü bazı yiyeceklerin mesela mutlulukla ilişkilendirildiğini görüyorum. Bazılarının anneyle, bazılarının babayla, bazılarının şefkatle ilişkilendirildiğini görüyorum. İdeal kilo çalışmaları yaparken. Ve bu danışanlarımda da mesela işte sürekli çikolata yiyen insanlar. Çikolata bir kere zaten kadınlara çikolata reklamlarda bir sübliminal mesaj olarak verilmiş ve bu seni mutlu edecek bir şey diye verilmiş. Evet, serotonini arttırıyor
ama tamamıyla da çok yediğimiz zaman mutlu etmiyor. Yani bir saat içinde 40 tane çikolata yemek şimdi bu evet. Hani istenilen bir şey değil kesinlikle. O mutluluktan çok mutsuzluk ve sağlıksızlık ya, getiriyor yanında. Aynen öyle. Dolayısıyla da şimdi orada ben neyi besliyorum? Hangi duygumu besliyorum? Şu an ne için ben bunu yiyorum? Veya birilerini korumak istediğimiz zaman alanımızı genişletmek istiyor zihin. Ve diyor ki alanını genişletmek için yemeğe ihtiyacın var. Sanki çevren geniş olduğu zaman daha güçlü. İşte şişmanlar, yani daha şişmanlarsam, bu evrende daha çok yer kaplarsam daha güçlü birisi olacağım. İşte çocuğumu koruyacağım, ailemi koruyacağım gibi kararlar alabiliyor bilinçaltı mekanizması. Ya, çok ilginç. Dolayısıyla da şimdi bu dönemde canımız bir şey istediği zaman mutlaka kendimize soralım. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bunu yemeye ihtiyacım var mı? Çoğumuz biliyoruz zaten onu yemeye ihtiyacımızın olmadığını, hayırı. Ama orada bir şey dürtüyor. Bu hangi duygumu besleyecek? Yedikten sonra o duygumla ilgili gerçekten ben kendimi tok hissedecek miyim? Neden? Neden? Pişman olacak mıyım? Ben genelde pişman oluyorum. Kesinlikle. Zaten işte o şey gerçek açlık değildi ya. Çünkü gerçek açlık olsa ve fizyolojik olarak ona ihtiyacın olsa pişmanlık duymuyorsun. Normalde karnın acıkıp yemek yediğin zaman niye pişmanlık duymuyoruz? Çünkü işte o hani bizim aslında olması gereken en doğal döngümüz. Evet. Ama eğer işte çok zararlı, yememen gereken bir şeyi aslında laf olsun diye yediğin zaman veya bir duygu satın almak için yediğin zaman o zaman geliyor pişmanlık. Çünkü o duyguyu da satın alamıyorsun zaten onu yediğin zaman. Yani işte terk edilmiş birisi, sevgilisini özlediğinde, çikolata yediğinde adam geri geliyor mu? Gelmiyor. Tabii bazıları şey diyor değil mi? Ben mutsuzken daha çok yiyorum diyor. Kesinlikle. Ben mutsuzken yiyemiyorum. O ben yiyenlerden ben de yiyemeyenlerdenim. Hani evet. Hiçbir şey ama çok mutlu, çok heyecanlıyken de yiyemiyorum. Aynen, aynen. Hani normal, stabil hayatımda şu anda yiyorum. Evet. Stabil. Şu anda demek ki ne mutsuzum ne de ortada. Çok mutluyum, ortadayım, tamam. Yiyorum. O zaman senin için çok mutlu bir şey diliyorum. Yani hayatta yerim şey gelsin. Evet. Mutsuzluk ve mutluluk benim için de çok önemli hikayem. İkisinde de kesinlikle yiyemem. Ama o normal zamanlarda da işte zaten aslında mesela tatlı. Tatlıyı yedikçe yiyesiniz evet, geliyor. Evet. O şey gibi, bağımlılık gibi, evet. Batağa düşmüşüz gibi aslında. Evet. O yüzden hani bir de zihnin öğrenme süreci var. 21 gün ya, şekersiz şimdi günleri mesela. Onu sana mesela. Soracaktım. Mesela en sevdiğimiz işte çikolata. 21 evet. Gün hiç yemezse evet. Sonrasında da canımız istemiyor İstemez. Mu? Süper. Mesela ben bir 21 gün dayanalım hanım var. Evet. Böyle tatlı krizlerimiz çayı, olduğunda. Çayı, kahveyi işte şekerli içtiğim dönemler olmuştu eskilerde. Uzun zamandır bıraktım. Ama 21 gün boyunca şekersiz olarak çay kahve içtikten sonra bunu ben kendi deney olarak yaptım kendi üzerimde. Yani gerçekten 22. günde o şekerli kahveyi ben asla de, içemedim. Ben de içmiyorum şekerli. Hiçbir evet, şey içmiyorum. Kesinlikle kullanamıyorum. Peki ben size teknik bir bilgi vermek zorundayım o zaman. Teknik bir bilgi alalım bakalım. Antik uygarlıklardan kalan bilgilere göre 20 bin kalori alındığı takdirde 120-150 yaşlarını rahat rahat devirebiliyoruz ama o kaloriyi vermek şartıyla. Tabii o zaman biz hiç uyumamak da veremediğimiz gerekiyor için zaten uyku gereksiz bir şey. 28 sene boyunca uyuyorsun normal insan hayatının. Ama 8 yani saatte biliyorsunuz hani bilimsel. Depresyondan uzaklaştırmak için 8 saat uyku muhakkak evet, ben uyuyorum. O kesin. Mutlaka onun hesabını uyuyor. Yapmışlar zaten. Evet. 6 hani yaşlanınca 6'ya evet. Düşüyor ya. 8, 6, 28 sene boyunca uyuyorsun. Evet. Bütün hayatın boyunca ne kadar uzun bir zaman dilimi. Bunu uzak doğudakiler ne yapıyorlar? İşte medite olmak, kendi iç dünyana dönüp adam 15 dakika, 15 dakika, 15 dakika yapıyor normal hayatı içerisinde. Çok enerjik olarak kalabiliyor. Hı hı. Benim tanıdığım insanlar var 4 saat uyuyorlar. Ya nasıl beceriyorsun kardeşim? Ben 9 saati ne aşağıya ne yukarıya inip çıktığım zaman diliminde denge bozuluyor bende. Alışmış mı bünye artık yoksa ben hep ayakta durmaktan yani her tarafım varis olan bir adamım ben. Yine evet. De onun da yolunu bildiğim için hani yine kendi kendine azaldı. Meditasyon yaparken kıvırıyorsun ya bu kapandığı takdirde o damarlar belli bir süre böyle kalıyor, sıkışıyor. Açtığın zaman kan evet. Hücum ediyor. 6 ay, 8 ay, 1 sene sonra geçiyor. Meditasyon yapma şeklini yani. Anlatıyor mu? Kapatıyor muyuz? Anlaşıldı. Bu ekip daha konuk odasında kuliste konuşmaya devam edecek. Yönetmenim beni uyarıyor. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben hadi, teşekkür hadi ediyorum. Hadi yine iyisinle bitireceğiz ama ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum bugün benimle olduğunuz ve benim konuğum teşekkür olduğunuz ediyoruz. İçin Nazlı'ya geçeyim. Teşekkür ederim. Ama seni tekrar davet edeceğim. Tamam peki. Tayfun'cum çok teşekkürler. Rica ederim, İyi ki geldin. Çok herkes seni çok özlemiş. Yine bekliyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. O Tayfun'un o en beğenilen şarkılarından bir tanesiyle programımızı bitireceğiz. Yenisiyle. Bugün de hadi yine iyisin de bitiriyoruz. Hadi yine iyisin ama yeni versiyonuyla. Hadi yine iyisin yeni versiyonuyla bitiriyoruz. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh.
bacayı.